Emre Kınay niyeti iyi olmuş. Çünkü Emre Kınay bu sabah bir konuşma yaptı. Neler dedi? Kaç kişi katıldı bilmiyorum yayına ama saçma sapan şeyler dönüp duruyor. Bu arada vergi zamanı arkadaşlar. Çay vergisini ödemediğimiz için Recep Tayyip Erdoğan kameraya 4 dakika boyunca el koydu. Bir, abim ablam Marmaris'te, yeğenim Selimiye'de. Durdurulmuş bir yangın yok. Bir kere her şeyden önce onu söyleyeyim. Bu TRT gerizekalısının söylediği yalanlar ortalıkta. Tekrardan şurayı bir dinleyelim. Saçma sapan şeyler dönüp duruyor. Bir, abim ablam Marmaris'te, yeğenim Selimiye'de. Durdurulmuş bir yangın yok. Bir kere her şeyden önce onu söyleyeyim. Bu TRT gerizekalısının söylediği yalanlar ortalık. Evet, öncelikle vergisini benim ödeyip çarkını benim döndürdüğüm TRT'nin videosu var. TRT muhabiri yan taraf yanıyor diyor ki burada yangın durduruldu. Böyle bir şey yapması zaten akıllara zarar. Söndürülmüş. Neyse. Emre Bey gerekeni söylemiş. Aleni yalan niye söylenir? Onu gidip oraya sorun bir. İkincisi global call, yani ulusal, evrensel çağrıyı ülkenin bu işlerden sorumlu insanlarının yapması gerektiği halde yapmadığı için istiyoruz. Şu sorulara da cevap istiyoruz. Her yangında koşan piyade jandarma niçin bu yangında kimseye yardım etmiyor? Niçin Azerbaycan'dan gelen 100 tane asker sahada? Niçin duran uçaklar ufacık? Ki şöyle bir şey de söyleyeceğim ben. Bazıları, şuradan tekrardan alacağım. Bazıları Avustralya yangınında işte hiç yardım istenmemişti. Biz işte global çağrı yapıyoruz, yardım istiyoruz falan. Bunu diyen olursa suratına tükürün. Çünkü Avustralya yangınında da yardım istendi. Hatta yanlış hatırlamıyorsam başkanları kendi cebinden uçak da aldı. Altını çiziyorum, kendi cebinden. Kendi cebi var ya, kendi cebinden. Ki bütün dünyaya da yardım çağrıları yapıldı. Hatta o dönem biz de paylaşımlar yapıp bir kamuoyu oluşturmaya çalıştık. O yüzden bu yalanı söyleyen olursa suratına tükürün. Çünkü yalan haber yapıyordur arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ülkenin bu işlerden sorumlu insanlarının yapması gerektiği halde yapmadığı için istiyoruz. Şu sorulara da cevap istiyoruz. Her yangında koşan piyade jandarma niçin bu yangında kimseye yardım etmiyor? Niçin Azerbaycan'dan gelen 100 tane asker sahada? Milli Savunma Bakanlığı 400 tane askerin çalışmaya başladığını söylemiş. Onu da söyleyeyim. Ya 400, ben fikrimi söyledim bu konuda. Bence gerçekten az. Çünkü TSK'nın bu konudaki tecrübesi ortada. Görev kapsamında. Ve 400'den fazla demiş, pardon. Twitter'da 400'den fazla demiş. 400 küsür. Böyle itici geliyorsun. AK Partili genç seçmeni, adamlar AK Parti'den vazgeçmek istiyor ama senin gibi muhalefet yaptıkça onlar AK Parti'ye oy vermek istiyor tekrardan. Hiç umurumda değil abi. Şu olayları görüp hala AK Parti'ye oy vermek isteyen varsa tabii ki koşa koşa verebilir. Yani hiç umurumda değil. Buyurun versinler. Yani itici geliyorsam da itici geliyorum. Ben burada kimseye bireysel olarak şuna oy verdin diye küfretmiyorum. Anasını avradına şuna oy verdin diye sövmüyorum. Olanı gösteriyorum. Olan burada. Sen hala bunları görüp şu partiye oy vereceğim. Mesela, tabii ki verebilirler yani. İnsanların sonuçta kendi hakları, kendi fikirleri. Niçin duran uçaklar ufacık bir müdahaleyle çalışacakken... Ben burada yalan bir şey söylemiyorum ki. Ne olduysa onu söylüyorum. Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamayı söylüyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamayı gösteriyorum. Millet video fotoğraf atıyor. Açıklamayı gösteriyorum. Olan bu. Yani neydem? Ha, milletin beni sevmesi için, milletin beni itici bulmaması için benim A Haber gibi, bilmem ne haber gibi, televizyondaki acizler gibi kafama tokmak yiyip haberlerin birilerinin işe yarayan kısmını gösterip öteki tarafını göstermemem gerekiyorsa öyle bir şey de asla yapmayacağım. Yani itici bulan itici bulabilir arkadaşlar. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Çalışmıyor. Niçin ülkenin bütün kaynakları, insanların üzerine su sıkan tomalar niçin orada çalışmıyor? Sorduğumuz şey bu. İnsan gibi birkaç saat önce de Emniyet Genel Müdürlüğü tomaların yangın alanına gittiğini söyledi. Onu da iletelim. Soruyoruz. Siz niçin söndürebileceğiniz uçakları kontrol altına aldık dediğiniz şey
taşlık bölgeye gelene kadar yanmasına ettiğiniz müsaade. Orada can kaybımız yok diyor bazı yetkililer. Kaplumbağa senin can kaybın değil mi? O toprağın altında o toprağı kabartan solucan sizin canlınız değil mi? O toprağa can veren TOKİ bugün örnek model ev tasarlamış köy evi diye. Hiç mi utanmıyorsunuz? Hiç mi ağırlanmıyorsunuz? Bir de hem tasarlamışlar çok hızlı. Hazırda mı bekletiyorlardı? Ne yapıyor? Pa hemen yaptılar, paylaştılar. Açıklamaları da yapılıyorlar. Yapılıyor. 20 yıl çok uygun ödeme ve faizlerle orada evi yanan halka TOKİ verecekmiş o evleri. Evler güzele de benziyor. 20 yıl çok uygun ödeme fırsatlarıyla. Güney sınırından deli gibi bak mazı çökertme yanıyor. Her yer yanıyor. Gidemiyoruz hiçbir yere. Bütün yollar kapalı. Çok mu zor dostumuz dediğiniz İtalya'dan 40 tane uçağı isteyip de denize sokup da oradan 40 uçakla bütün kontrol noktalarında bu yangınların söndürülmesi, ciğer yanıyor ciğer. Kim yurtsever kim değil bugün anlaşılacak. Bu ülke çok mu zengin? Ödeyin o zaman uçakların kiralık paralarını. Gelsin o zaman bu uçaklar buraya, bu yangınları söndürsünler. Zengin devlet öyle olur. Eğer uçak alacak paran yoksa kirasını ödeyecek paran vardır. İtalya'dan, İspanya'dan, istersin Yunanistan'ın verdiği yardım ağrına gidiyorsa senin. Gidersin İtalya'dan alırsın uçağı, İspanya'dan alırsın uçağı, kirasını... Doğru söze ne denir ki? Bu kadar basit yani, üzerine söyleyebilecek herhangi bir şey yok. Bizim günlerdir burada söylediğimizde şeyler. Geçtim.